Arkadaşlar merhabalar. Kaldığımız yerden World of Warcraft klasik druid karakterimize devam ediyoruz. Şimdi buradan görev almıştık. Kesme görevleri var. Bir şeyler toplayacağız galiba. Bunların üzerinden. Evet öyle görünüyor. Bayağı bir işimiz var gibi o tarafta. İnşallah oyunu beğenmişsinizdir ilk bölümden. Ben şimdi 2-3 bölüm falan böyle bir anda çekiyorum ki stokluyorum videoları. Birçok serimiz olduğu için hani şimdi serileri paylaşırken bazen video çekemeyebiliyorum. Stoklayıp yapmak şu yönden iyi. Sürekli atabilme şansım oluyor bu sefer ki. Arada böyle bir belli bir zaman aralığı olmadığı için de algoritmayı bir şekilde alt etmeye çalışıyoruz YouTube'da. Tabii olabildiği kadar. O yüzden dostlar benim şöyle bir amacım var bu arada. Bunu her serimde söylüyorum. Ne olmuş lan burada bir şeyler söylüyor da neyse. Quest'ten mi geldi bilmiyorum. Görev modundan geldi herhalde bu şey. Mesaj. Tam anlayamadım. Her neyse. Dostlar benim amacım yayıncı olmak. Yani şu an aktif bir işim var. Aynı zamanda. Bakın işten geldim. Saat gecenin 12'si oldu. İlk bölümü çektim. İkinci bölümdeyiz. Şu an saat 1.30 oldu dostlar. Yani bir emektir. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bir iki sene içinde bir yayıncı olmak istiyorum ve bu tarz oyunları oynamak istiyorum dostlar. İşte video çekip videoları yayınlayıp daha sonra canlı yayınlarda buna devam etmek istiyorum. Yani internetim daha iyi olduğu, daha iyi internetim internet alıp bilgisayarımı biraz daha iyileştirip monitörümde biraz sıkıntı var. 2K'yı desteklemiyor. Şimdi canlı yayınlarda biraz 2K yapmak lazım. 2K yaptığınızda canlı yayınlar daha bir kaliteli oluyor. Yani eğer bu işe atılırsam 2K yapacağım canlı yayın çok daha iyi size ulaşacaktır. Atıyorum hem video serisi hem de canlı yayınlarla bu tarz oyunları desteklemek istiyorum. Eğer mesleğim bu olacaksa. Şimdi diyeceksiniz bu kanalda niye MMO'yu seçtin? Bir aktif bir MMO serimiz olsun istiyorum hep böyle bir aklımda bir öyle bir şey vardı bu kanalda. Ve sevdiğim, bildiğim oyun olduğu için bu. Diğer oyunlara ben pek fazla bakmadım bu tarz online oyunlarda. Bir tek bunu biliyorum. 2005'ten beri bunu oynadım. Tabi her zaman oynamadım. Bunu da söyleyeyim. Bende 2012'den sonrası yok maalesef. O paketleri ben bilmiyorum. Wrath of the Lich King'den sonrası yok dostlar bende. Ben oynamadım diğer paketlerini ve sevmiyorum da. Benim sevdiğim oyun bu. İlk çıkan oyunları. O yüzden ben de bunları oynuyorum. Ben bayağı bir ara verdim. Yani bir 5-10 sene geçti belki. Bu klasik çıktıktan sonra ben yine oyuna başlangıç yaptım. Çıkmasaydı oynamazdım büyük çoğunlukla. Bunlardan bir şey topluyoruz. Şu an 8 tane. Ha 2 şey topluyormuşuz. 8'er tane. Bir şey daha var içeride toplayacağımız. Ben bunları şimdi keseyim bir güzel. Hatta devam edelim. Biraz muhabbet edelim. Diğerlerini keserken de hızlandırırım oyunu biraz. Arada böyle, arada hızlandırılmış bir şekilde oyunu oynamaya çalışacağız. Biraz heyecanlanmışım ilk bölümden de farkındayım. İlk kez MMO çektiğim için. Zor, MMO zor arkadaşlar. Hem çekmesi hem farm yapması, şey öldürmesi falan derken oyuna, yani ilk oyunlar çok zor oluyor öyle söyleyeyim. Kimse bu tarz oyunları bilmediği için anlatmak biraz insanı zorluyor. Hayvanı göremiyoruz ya. O kadar büyük ki karakter. Bir de oyunu bilenler için ben bu oyunu PvP için oynuyorum. Eğer siz de klasik oynuyorsanız ve oynadıysanız, canınız istiyorsa paketi alıp, paket diyorum, oynama süresi alıp Firemouth server'ına gelip hep beraber oynayabiliriz dostlar. Diğer ben karakterlerimle oynuyorum aslında. Bunu sadece yayın yaptığım karakter. Bakalım bunun kaderi ne olacak? İlk 20 bölüm pilot bölüm olacak. Yani izlenmelere bakmayacağım. Çünkü hemen gelmiyor kitle. Kitlenin gelmesi için belli bir zamanda geçmesi lazım. Hemen gelmeyecektir. Bakalım
Bakalım izlenmelere göre devam edeceğiz veya devam etmeyeceğiz dostlar. İkinci bir kanal açtım bu arada. O kanalda sadece müzikler paylaşıyorum. World of Warcraft'ın bu şu an klasik ambiyans müziklerini paylaşıyorum. Yabancılar böyle şeyleri seviyor. Aslında biraz yabancı kanalı kaydırmak gibi bir amacım da var. Yani eğer destek çok fazla gelirse bu World of Warcraft'ta o kanalda üye olabilirsiniz. İlerleyen zaman o kanalda ben paylaşacağım. Discord'dan falan paylaşan şu an paylaşıyorum. Onun videolarında. Ben bu işi yapmak istiyorum dostlar. Ve World of Warcraft çok ülkemizde tercih edilen bir oyun olmasa da gene bir kitle oldu, yani bir kemik kitle var. En azından bir arkadaşlık oluşur hep beraber oynadığımız, akşamlara buluştuğumuz, belli saatlerde, belli zamanlarda buluştuğumuz bir oyun olmuş olur. Zaten oyunların amacı bence online oyunların bu olmalı. Hani yarış, ben sevmiyorum yarış oyunda. Hani bir an önce 60 level olayım, bir an önce herkesi katledeyim, herkesi öldüreyim, düşmanlarımı öldüreyim falan. Cık. Zevk alarak abi, zamanla. Benim amacım bu yani. Acele etmeyeceğim. Çünkü bu oyunların tehlikeli yanı çok fazla bağımlılık yapması. O yüzden bağımlı olacaksınız abi, bu işe hiç girmeyin. Eğer çok bağımlı oluyorsanız bu tarz oyunlara hiç bulaşmayın. İzleyin geçin. İzlemek bile sizi bağımlı yapıyorsa izlemeyin hatta. Ben nasibimi zamanında aldım. Bağımlısı oldum. Okul yıllarında bayağı bir benim içimden geçti. Sağ olsun derslerim hep böyle kötüydü bunun yüzünden. Artık akıllandık bir şekilde. Ya ben tek başıma oynarken çok fazla oynamıyorum. Giriyorsam 2 günde bir iki saat oynayıp kapatıp çıkıyorum arkadaşlar. Artık zevk için oynuyorum oyunu yani tamamen. Bir acelemiz de yok. Kesemedik la. Geçen benim çok komik bir şey olmuş. Yani şu Natur'u açıklayamamışım. Ya yani doğayı kullanarak işte saldırı yapıyor. Can veriyor kendine. İşte yaprak işareti var burada. Yaprakları kullanarak doğayı işte bir şekilde büküyor, bir şey yapıyor. Havayı artık her neyse onu güç haline getiriyor. Doğayı sevdiği için, doğayla iç içe olduğu için druidler hem doğayı kullanıp belli büyüler yapabiliyor hem de hayvanlara dönüşebiliyor. Çok değişik karakterler druidler bu arada. Çok yönlü bir karakter yani. Bunları keseceğiz mi yoksa şey mi? Ha, bunların kemerlerini toplayacağız galiba. Öyle söylüyor ve burada görev var. Şu an asamız 14 falan vuruyor. Gayet güzel vuruyor. Hiç fena değil. Evet, kemer topluyoruz. Devam edelim. Burada ben size şimdi bir güzel müzik ayarlayayım. Daha sonrasında şu görev alırken tekrar devam edeceğiz.
Evet, o bölgeye geldik şu an ama görevi şurada veriyor. Ama orada değil o görev ya. Herhalde şaşırmış. Ha, bu farklı. Şurada olması lazım o görevin. Neyse. Kaç kemer? 6 kemer kaldı. Alırız onları şimdi. Ben kaç level? 4 leveliz. Birkaç kıyafet de buldum da, deri kıyafet buldum, onu giydim, göğüslüğü. Şu adamla beraber mi takılsak, ne yapsak? Nerede o görev? Ha, burada, bu yukarıdaymış, tamam. Böyle gösteriyor ama şuraya bakalım, ben sanki bu tarafta diye biliyorum ya. Yanlış olmasın da. Burada mı acaba? Bakmak lazım. O taraftaymış. Tamam, mağaranın içinde. O adamla bir şey olsak, parti kursak. Kurtarma görevi olması lazım burada ama. Domuzlardan, domuz adamlar daha doğrusu. Farklı bir varlık bunlar. Çok da bağırıyorlar ya. Kemer bulduk, deri kemer. Ama benimki daha iyiymiş. Atıyorum bunları. Çok fazla para yapmıyorlar. Boşuna tutmayalım elimizde. Bu da büyücüleri. İçeride gösteriyor. Evet, doğru gösteriyormuş. Sanki buradaydı o da. Ben yanlış hatırlamış olabilirim. Çünkü ben Taurenlerle uzun zamandan beri oynamıyorum. Aslında şekil olarak güzeller. Büyük olmaları, hani bir silah aldığınızda elinize çok daha fazla büyük görünüyor ve çok efektif duruyor ya. PvP'si biraz zor. Çok büyük olduğu için karakter adamı göremiyorsunuz ki önünüzde. Ve hantal kalıyor çok. Bakın, çok dönüşleri falan hantal. Ha. Burada çıkıyor herhalde. Bir şey yapalım da. Bu niye buraya geldi ki? Ha, şu mu acaba? Ha, buradan kurtarma görevi değil galiba. Planları alıyoruz herhalde. Ha, buradan görev alıyoruz. Plan. Tamam. Bir kağıttan görev aldık dostlar. Peki bu görevde ne yapmam lazım benim? Ha, bunu hatırlayamamışım ben nedense. Ha, şefi öldüreceğiz. İçeride bir şef varmış. Tamam. Unutmuşum ben bu görevi. Nedense. O da görevi almaya gidiyor herhalde. Beraber yaparız olmazsa. Şef nerede peki? Buranın içinde olması lazım. Bakalım kabul edecek mi? Etmiyor, kendi bilir. Ne taraftaydı o şey ya? Bizi kabul etmediler. Ya, oraya gidiyorsun. Niye kabul etmiyorsun ki? Ne alaka şimdi? Şef burada mı? Burada. Şefe saldırmıyor. Belki görevi yapmıştır. Ondan kabul etmedi. Neyse, ben ona saldırayım da. Amaç bunu öldürmek. O görev için. Biraz daha büyük gibi bak diğerlerinden. Buranın ağası buymuş yani. Maho ağa. Maho. Maho. Bilo. Al sana, şöyle vurayım bir tane. Evet. Bundan bir şey alacağız herhalde. Kafasını aldık. Yerimiz yok. 17. Güzel. Eldiven.
12-15, tamam, bizimki daha iyi. Botumuz yok. Giy bu botu. Yer açılsın. Tamam, bunu yaptık. Şimdi kaç tane kaldı? Toplamda 4 kemer kalmış. Yapalım onları da. Çok fazla kalmadı. Tık. Şimdi haftada 3 gün gelirse, yani bir ayda 12 bölüm gelecektir. Biraz şey yaparız. Bazı günler ekstra bölüm çekerim olmazsa. Ateşleriz yani seriyi. Eğer tabi izlenirse. Baldur's Gate 3 serimiz var şu an. Bilmeyenler için söyleyeyim. Onun bitmesini bekliyorum. O bittiği zaman daha çok rahatlayacağız. Sonra Starfield'e belki başlayabiliriz. Bakacağız hangisi izlenirse. Şu an bizim kanalda genelde RPG oyunlar oynanıyor ve şehir kurma oyunlarını çok seviyorum. Onlar çok izleniyor. Şu an Anno 1800 serimiz var. Bir de Cities Skylines çıkacak yakın zaman. Onu da bekliyorum şu an. Benim istediğim hem RPG oyunları seven hem de böyle şehir kurma oyunlarını seven izleyiciler tercihimdir. Ama genelde ülkemizde bu şehir kurma oyunları çok seviliyor. Ben de bırakmamayı düşünüyorum o tarz oyunları sevdiğim için. Ki Anno'ya bayılırım. Ya Cities Skylines'te biraz böyle çok fazla sevdiğim söylenemez ama yeni gelecek oyun güzel duruyor. Onu çok merak ediyorum. Onu çok merak ediyorum. Bakalım. Son bir kemerimiz kaldı. Bu tutar inşallah. Yani bu oyun tutarsa var ya bayağı bir sizde serüven yaşayacağız gibi. Ya yani bir 6 ayda alabilirim daha sonrasında. Oyun süresi. Bakalım ne olacak göreceğiz. Kemerimizi aldık arkadaşlar. Town çekiyorum. Bu Hearthstone vardı ya, ilk gösterdim size. Direkt ilk başladığımız bölge bize ışınlanacak. Temel bazlı böyle ışınlanıyor öncelikle. Buraya geldik. Şimdi şu görevi yapalım. Bize bir zırh verdi ama 33. Tamam, bu daha iyi. Şunun görevini yaptık. Ekmeği satarız. Eldiven daha güzel. Bu eldiveni giydik. 5. seviye olduk bu arada. Çok güzel. Şu eşyalarımızı verelim öncelikle. Al kardeş. Al bacım. Al bakalım. Şunu da şöyle. Ekmeğe ihtiyacımız yok. Bizim yiyeceğe ihtiyacımız yok. Sadece suya ihtiyacımız var. Çünkü can verdiğimiz için kendimize. Mana'ya ihtiyacımız var. Su alacağım. 18 tane bulunsun elimizde. Ne olur ne olmaz. Seni buraya getiren nedir diyor. Ne bileyim ben. Kemerleri verdim. İyi de 11 vuruyor bu asa. Güzel. Ver bakalım onu sen bana. Yeni bir görev verdi. Kamp Tojura'ya gitmem lazım herhalde. Evet, şu ileriki Kamp Tojura'ya gideceğiz dostlar. Artık burada bir görevimiz kalmadı. Bir kalkan verdi. O işimize yaramaz. Şu asayı aldım elime. 16-20 arası vuruyoruz şu an. Gayet iyi. Bir asayı alabilirsin. Kalkan alabilirsin. Kalkanla işimiz yok. Ve yolcudur Abbas, bağlasan durmaz diyoruz. Devam ediyoruz. Yolda bir görev var, onu alacağız. Ambiyansa baksanıza ya. Şöyle göstereyim. Böyle gidelim. Etrafı bir görün. Totemcilik var bu Taurenler'de biraz. Görüyorsunuz böyle amblemler, figürler her tarafta bulunuyor. Eğer tutarsa bu serimiz canlı yayınlarda çok sizle buluşmayı düşünüyorum bu oyunda.
Bir de canlı yayınımız serimiz olur. Ona baştan başlarız. Onu daha sonra yayınlarım ben video serisi olarak. Editlerim yani. İşte canlı yayında yaptığımız mesela atıyorum 2 saat geçti veya 3 saat geçti. O videoyu ben 1 saat indiririm. Daha çok hızlandırırım. Bazı yerlerde editlerim işte. O şekilde sunarım size daha sonrasında. İzleyemeyen arkadaşlar için. Traveler, hail. Bu görevimizi aldık. Bir Where are konuşma you? görevi verdi bize. Gideceğimiz yerde konuşacağız galiba. Evet, burada verdi. Devam. Görüntü mükemmel. O diğer kanalda hem bu kanalda da biraz bir ambiyans paylaşıyorum. O diğer kanalda daha fazla paylaşacağım. İşte böyle atıyorum dururken böyle gökyüzünü çekeceğim o anda. Oyun işleyecek. Yabancılar böyle seyir seviyor. Öyle söyleyeyim. Adam açıyor mesela. Bunun müziklerini sevdiği için gece uyuyor bu müzikle. Onlarda o kültür var. Bir deneyeceğim şansımı bakalım. İnşallah tutar o kanalımızda. Şu an 3 abonem var. O kanalın ismi Arktor arkadaşlar. Diğer şaman karakterimizin ismi. Daha sonra belki değiştirebilirim. Hatta bu videonun altında ilk videodan itibaren paylaşmayı düşünüyorum o kanalımda. Ona destek de olmak istiyorsanız abone olabilirsiniz dostlar. Şimdi gelelim karakterlerin yani düşmanların şöyle mesela kırmızı ve sarı göründüğüne. Sarı pasif anlamda, yeşil işte ittifak olduğumuz, bize dost canlısı olan, bu natural. Bize saldırmaz. Fakat böyle kırmızı olduğunda size saldırıcı anlamına gelir. Eğer yaklaşırsanız o düşman size saldıracaktır. Gideceğimiz yer şurası göründü. Şu görüntü güzelliğine baksanıza ya. Mükemmel duruyor. Bu zararsızdı. Oyunda balık tutma var. Balıkla para da kazanabiliyorsunuz. Özellikle de iksirciyseniz balığa biraz ihtiyacınız oluyor yani. Bazı tarifler balıklılar sayesinde yapılabiliyor. İksirler daha doğrusu. Veya iksirciliğinizi balık sayesinde çok daha rahat bir şekilde geliştirebiliyorsunuz. Bazı yerde özel balıklar var. Böyle suyun üzerine balıklar zıplıyor. Oranın özel bir şey, balık olduğunu anlayabiliyorsunuz orada. Burada normal balıklar çıkar. Özel balık tutmak için o bazı yerlere böyle iyi bakmanız gerekiyor. Burada o özel bölgeler yok dostlar. Özel bölgeyi bulmak için bir üst seviye. Aa. Disconnect olduk ya. Bir saniye. Nazar da değdi herhalde bize. İlk kez başıma böyle bir şey geldi. İlk kez geldi. İşte buranın bir üst seviyesine yani şu taraflara falan geçmeniz gerekiyor. Daha üst seviyeli yerlere geçmeniz gerekiyor. O özel balıklara ulaşmak için. Şimdi konuşma görevinde şurayı verdi. Bir konuşalım bakalım. Innkeeper'lar arkadaşlar genel böyle üzerinde genel eşyaları bulabilirsiniz. Satın alma şansınız vardır şöyle geldiğinizde. İşte ekmek var, süt var. Süt mana verir. Soğuk süt. Buzlu süt diyor. Ice cold. Bunları bulabiliyorsunuz ve Innkeeper'lara ışınlanma noktası oluşturabiliyorsunuz dostlar. Yani ben şimdi eğer bu taşı kullandığımda buraya ışınlanmak istiyorsam Innkeeper olması lazım o bölgede. Sağ tıklayıp Make this in your home. Senin evin olacak burası diyor. Kabul ettiğimde böyle bir ışık çıkartıyor ve artık arkadaşlar Hearthstone'u kullandığımızda buraya ışınlanacağız. Buraya yalnız. First Aid Trainer var. Bunlara daha sonra değineceğim ne olduğunu. First Aid'de yara bandı ile kendimizi iyileştirmemize yarıyor. Şu an ben bunu almayacağım çünkü ihtiyacımız yok. Kendimizi iyileştirebiliyoruz. First Aid almayı düşünmüyorum. Bunu da geliştiriyorsunuz. Bunun seviyesini. Yani yan meslek ama bunu herkes alabiliyor. Şimdi mesleklerde şöyle bir şey var. Aldığınız meslekten sonra başka meslek alamıyorsunuz. Mesela kimisi iksirci oluyor. Kimisi işte demirci oluyor. Kimisi derici oluyor. Farklı farklı meslekler var. Bunu herkes alabiliyor.
Bir de yemek mesleği var. Onu da herkes alabiliyor. Yemek yapabiliyorsunuz. Daha farklı yemekler ortaya çıkartabiliyorsunuz ve yemekler sayesinde ekstra bonuslar kazanabiliyorsunuz. Onlara zamanla değineceğiz. Görevleri aldım. Ben diğer karakterle biraz bu karakterime para gönderdim. Bakalım gelmiş mi? Gelmemiş. Biraz zaman alabiliyor. Server'da şu an bu akşam çok fazla oyuncu var bu arada. O zaman da gelecektir. Daha yeni gönderdim de. O yüzden hemen gelmiyor. Oyuncu fazlaysa maalesef. Bir konuşma görevi daha var. Önce şu görevi almak istiyorum. Çanta yerleri var mesela buraya. Çantalar koyabiliriz ama şu an çanta alma şansımız yok. Diğer karakterleri ben çanta göndereceğim bir dahaki bölümde. Veya para gönderip alabiliriz. Çantalar biraz pahalıdır ilk başlarda. Şu an önceliğimiz silah. Biraz da para gönderdim bu karaktere. Onu da alabiliriz. Yeni yeteneklerimiz de geldi. Bu işte Druid eğitmenimiz burada. Bakın birçok yetenek burada görebiliyorsunuz. Atıyorum level 24 diyor mesela. Level 28. Bu levele gelmek lazım bunları almak için. Birçok şeyimiz de. Balans işte burada. 3 şeyimiz yolumuz var. Diğer yol daha gelmemiş yalnız. Balans yolu. Balans işte bu natural saldırı yaptığımız yol. Doğayı işte kullanarak belirli yaptığımız saldırıların burada görebiliyorsunuz neler olduğunu. Balans, feral combat. Feral ise işte hayvansal yeteneklerimiz. Level 10'da gelecekmiş bu. Seviye 10'da. Şimdi hayvana dönüşmek için bazı görevleri yapmak zorundayız. Tek bir kıstas var. Bazı hayvan formlarında direkt burada alabiliyoruz. Mesela kedi formunda. Cat form aslında bir aslana dönüşüyoruz da burada. 20. seviye olmak lazım. Direkt bundan öğrenebiliyormuşuz. Ama maalesef ayı formunu öğrenmemiz biraz meşakkatli. Onun için bir yere gidip o görevi yapmak zorundayız. 10. seviyede. O seviyeye geldiğimizde onu göreceğiz. Bu da hayvansal yeteneklerimiz. Bir de restoration. İşte kendimize sağlık verdiğimiz, buff verdiğimiz takım arkadaşlarına ve kendimize. O tarzda büyülerimiz. Hepsi genelde aynıdır bunlar. Mesela ölen birisini diriltmek için şu. Şunu kullanıyorsunuz. 20. seviyede geliyormuş bu. Burada işte birçok büyülerimiz var. Neyse şunu alacağım. Bu çok güzel büyü bu arada. Aldığımız büyü. Bu da şu işe yarıyor. Hemen böyle bir kendinize büyü yapıyorsunuz. Ve bu büyü sayesinde zamanla size bir can geliyor. 8-8 can geliyor. Toplam kaç can geliyormuş? 32 can geliyor. Onu 8'e bölmüş de. 8-8-8 veriyor size. 12 saniye boyunca. Yani bunu beklemek istemiyorsanız direkt bunu atarak kendimize can verebiliyoruz. Tabi bu çok daha fazla veriyor. Şu an 40-55 arası veriyormuş. Yine görevlerimizi aldık. Onu kes, bunu topla, şunu yap. İşte etrafta bu yapabileceğim görevleri gösteriyor. İşte buradan toplayabilirsin diyor. Bunu yapman lazım. Şu kesme görevi böyle kılıç işareti gösterir. Yani kestiğinde o görev oluyor. 10 tane kesmem gerekiyor mesela burada. Toplama görevinde böyle bir çanta bir şey gösterir. Kese gösterir. Öyle anlayabiliyoruz. Bunlar bineklerimiz dostlar. Oyunda binekler de var. Bizim bineklerimiz bunlar. Gergedana binebiliyoruz biz. İşte orklar kurda biniyor. Troller dinozora biniyor. Raptorlara biniyor onlar da. Andeyatlar ata biniyor ama ölü at. Böyle kemikten oluşan bir at. Ama çok güzel duruyor onun atları gerçekten. Hoş duruyor yani. Bir ork gelmiş buraya. Şurada bir görev var. Toplama görevi. Bir şey toplayacağız oradan ama bakalım ya. Neymiş o?
Burada yok. Herhalde birisi almış buradan. Neyse. Şimdi şuradan bir başlayalım. Bakalım neleri öldüreceğiz. Neleri almamız gerekiyor. Şu kurtlarla bir sorunumuz var. Kalbini alıp bir de patisini almam lazım. 6 tane pati diyor. Bir tane kalp alacağım. Kalp görevi farklı olması lazım. Bakalım nasıl bir şeymiş. Silah almaya şu an param yetmiyor. Bu kadar az para yetmez. Artık diğer bölümde alacağım parayla bana bir şey göndermiş de diğer karakterim. Hem silah aldım ona. Da silah daha sonra vereceğim. Tamam. Şey aldık. Kalbini herhalde birkaç kalp toplayacağız. Başka hayvanlara da kalp toplamamız gerekiyor gibi duruyor. Bunun da derisi var. Talon. Poynağı var herhalde. Yalnız çanta işi biraz sıkıntı. Olmazsa burada bitirelim arkadaşlar. Diğer bölümde ben çantaları mantaları gönderirim bu karaktere. Çünkü yaptığımız görevler çok fazla yer kaplatacak görevler. Hep toplama görevleri. Sıkıntı yaratmasın bize en azından. Kaçıyor lan. Kimisi böyle kaçar dostlar düşmanların. Tamamdır. Evet sevgili arkadaşlar. Burada bölümün sonuna geldik. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.